gözünden kan fışkırıyor. Ne açsın be? Ya aç. Ha, şuraya bak. Hayret bir şey ya. Tayyip ne yaptın? Tayyip ne yaptın? Güce itaat eden bir toplum var. Çok mu ekmek yiyorlar, ne yiyorlar bilmiyorum. Sade Vatandaş kanalından herkese merhabalar. Sevgili dostlar, bugün vatandaşlarımıza gündeme dair sorularımızı soracağız. Ben Mehmet Koyuncu, Sade Vatandaş tarafsız değil, halktan taraf. Nasılsınız? Hamdolsun, şükrolsun. Allah iyilik versin. İyi. Nasıl geçim durumları? Şükür Mevla'ya. Biz her şükür haktan. Ederiz, evet. Şükür haktan. Nasıl vatandaşın durumunu nasıl görüyorsunuz? Vatandaşın durumunu işte geziyorum. Evet. Logontalarım her yeri dolu. Dolu. Siz yiyebiliyor musunuz? Oturabiliyor musunuz? Tabii ben de oturuyorum. Şikayet edenler niye şikayet ediyor sizce? Şikayet edenler... Mesela emekliler emekli maaşı yetersiz diyor. Doğru mu? Yeter mi? Yetersiz mi? Muhakkak ki ne kadar olsa yani insanlar yine ister. Ama ihtiyaç da var biraz sanki. Kiralar falan biraz arttı. Evet var. Var ama yine aradığımız her şeyi buluruz. İşte buyurun. Her şeyi aldım. Ben buluyoruz da para olunca buluyoruz. Olmayınca sıkıntı. Olmayınca sıkıntı. Evet. Evet. Nasıl olacak? Olmayan ne yapacak? O olmayanı da işte düşünecekler. Düşünüyorlar mı? Ekmek yani. Yani ben hamd ediyorum, şükrediyorum. Yani çünkü o Allah'tan tabii olsun. Daha zor durumda olan nice insanlar var yeryüzünde. Her yeri ben takip ediyorum. Her yerde zorluk var ama ben ülkemde tabii bazı sıkıntılar olmasına rağmen yine de şükrediyorum. Sıkıntıları aşar mıyız? Aşarız inşallah. 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 Yine Erdoğan'la mı aşarız yoksa başkası mı ihtiyaç? Ne görüyorsunuz? Şimdi ben şöyle düşünürüm. Allah'a kul olan, milletine hizmetkar olanla bu işleri aşacağız. Öyle düşünüyorum. Nasıl geçim durumları? Vallahi İslam alemini saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Aleyküm selam. İslam alemi şu anda yani sıkıntısız, zor durumda. Kirasını ödeyemiyor. Çoluk çocuklar aç, nereye gitsen her şey pahalı. Evet. Bizim yani bu Türkiye İslam alemi... İslam alemi ödüyor da gayrimüslim ödüyor mu? Şey yapamıyor yani ödemeye gücü de yetmiyor. Evet. Çünkü kredi veriyorlar, kandırıyorlar krediyle. Kandırmasınlar abi, millet niye krediye muhtaç? Çünkü zor durumda kaldığı için. Niye zorda? Çünkü... Ev kirası dünya uçmuş gitmiş öyle. Ne uçtu ev kiraları? Ev kiraları. Evet. Geçim sağlayamıyor, evlenemiyor. Kimse evlenemiyor? Her şey pahalı olmuş. Niye pahalı ama? Bunu bizim şeyler yapıyor yani. Başkanlar yapmıyor, bizim insanlar yapıyor bunları. Tamam, ne yapacağız o zaman? O zaman ne yapacağız? Herkesin sokağa çıkmasını istiyoruz, yürüyüş yapılmasını istiyoruz. Kime karşı? Yani şeye de karşı yani hükümete karşı. Niye hükümet? Hani az önce insanlar yapıyordu. Ya insanlar şey yapıyor. İnsanlar ya, yapıyor ama hükümete kızıyoruz. Ne olmadı öyle? Şey yapma. Hep şey gece 12'den sonra zam yapıyorlar. Tabii belli. Teşekkür ederim. Nasıl ekonomi? Şimdi ekonomi zaten berbat yani. Türkiye'de çok berbat. Yani 20 yıldır da ekonomi berbattı. Hırsız kültürüyle çalıştığı için. Yani bunu toplumlar da görüyor da güce itaat eden bir salak bir toplum var. Çok mu ekmek yiyorlar, ne yiyorlar bilmiyorum. Çalışmıyor işte adam medeniyetten bahsediyor. İçeri muhalefet nasıl... çok mu ya abi? Hadi topluma muhalefet kızdık, salak dedik, şu dedik. Yani muhalefet değil de ben kendim HDP'liyim. Yani kendi görüşüm HDP'liyim ben. Onun çizgisini beğeniyorum. Kimin? HDP'nin. HDP'nin çizgisini. HDP de sırtını Kandil'e dayamış abi. Yani şimdi Kandil Mandil değil, siyasi olarak biliyorsun bir HDP Türkiye'de siyasal anlamda mücadele veriyor. Kandil kendi cümlesi dedi ki. Düşünceleri olabilir onu bak, bilmiyorum. Bizzat kendi ağızlarından diyor ki biz sırtımızı Kandil'e dayadık diyor, PKK'ya dayadık diyor. Onu diyen, yani onu diyen bir iki tane insan demiştir. Şimdi bu düşünce içeriğine baktığında, araştırma yaptığında bilgi... Çok uzakta eskiden kütüphanelerde araştırdı. Sana soru sorayım şimdi abi. Şimdi teknoloji var. HDP'nin elinde. İçindeki aç. Biz sırtımızı Kandil'e dayadık diyenlerden rahatsız mısınız bir seçmen olarak? HDP ben seçmeni olarak. Kandil'den hiçbir şeyden rahatsız değilim. Düşüncedir bak. Kürsü dokunulmazlığı var. Mesela meclisin kuruluşunda ülkeye aykırı her düşünceyi mecliste sunabilirsin, teklif edebilirsin, düşünceni söyleyebilirsin. Oylamaya geçer, çoğunluk kabul ederse yasallaşır ya da yasallaşmaz. Zaten yasalar
toplumun düşünceleriyle, aykırı düşünceleriyle farklılaşır. Yani bu iktidar da zamanında bu zulüm gören bir iktidardı. Yani işte siyasal anlamda başörtü mağduriyeti yaşadılar, birçok şey yasaklarla bu duruma geldiler. Şimdi zulmeden oldular. Yani kendi yaptıkları daha kötüsünü yapıyorlar. Yani kırmızıyı yeşili yaptılar, renk değiştirdiler. Ama değişen bir şey yok, aynı. Ama HDP öyle değil. HDP kendini yeniliyor. Okursun ya, toplumun ihtiyaçlarına göre siyaseti belirliyor. HDP'nin bir kere ekonomiden vaat ettiği, bahsettiğini duymuyorum ama. HDP'nin bir kere ekonomiden bahsettiğini duymuyorum ben. Ekonomiyi bahsediyor. Ben duyuyorum şahsen. Bakıyorum. Mesela ekonomik anlamda zaten Türkiye'de şimdi kime neyi anlatacaksın ki? Herkes ekonomiyi görüyor, cebini, marketleri görüyor. Ama soruyorsun adam, adı halen AKP'den memnun. Diyor ki bu ekonomi şeyin, devletin, hükümetin şeyi değil diyor. Toplum işte kendi kendine. Öyle bir saçmalıkla kendi savunma yapıyor. Oysa ki biliyorsun ekonominin pazarı oluşturan güvendir, adalettir ve denetimdir yani. Denetimdir. Bunlar olmadığı zaman hırsızlık olur, yolsuzluk olur. Bunlar hepsi her şeye yansıyor. Yani senin para birimin bitmiş, Afrika'nın en geri ülkelerinden bile düşük ücret al. Vatandaşın temel kaygıları bunlarken neden kimlik siyaseti yapılıyor? Neden sırtını dağa yaslıyor? Şimdi ben de bunu bu ülkede toplum şey üzerinde, milliyetçilik ve din üzerinde çok yoğunlaştırdığı için, yani Türkiye'de bütün siyasi muhalefet kesim de siyasetini milliyetçilik tarzı üzerinde, işte dincilik üzerinde. HDP'de farklı yapsın. Yani işte yapamıyorlar. Kürtçülük yapıyor diye, bu Kürtçülük mü yapıyor? Kürtçülük yok. Bak, ortada bir haksızlık var. Yani olmayan bir hepimize var canım, haksızlık. İşte o hakkı da değiniyor yani. Diyelim ki örneğin bu ülkenin bir sorunu var. Bu ülkenin bir sorunu var. Ne sorunu vardır? İhtiyaçtır yani toplumun genel. Bir dil kültür sorunu vardır. Siyasal alanda onu çözersen kalkar ortadan. Ama yasak koyarsan büyür, güçlenir değil mi? Yasaklar her zaman güçlendiriyor. Yani meclisteki kürsü dokunuzluğunun anlamını, içeriğini bilmiyor. Yani kürsüde herkese dokunuluyor. Peki, çok teşekkür ederim. Buyur ana. Az böyle gel yanıma. Sana kurban olayım. O zaman şehir belediye başkanıdır. Ben 15 tane oy Tayyip'e verdim. Tamam. Ece dinle. Benim yok, kıvri etmem. Ne edeceğim? Edeceğim. Hakkı adalet nasıl? Etmem. Ondan sonra benim oğlanın Tayyip'in güvenlik ve tartıştın. 10 gün evvel, 10 gün de yoktur. Güvenlik de tartışmış. Onun Tayyip'in yeğenisi, erkabası Uluslar. Benim oğlan suçsuzdur. Benim oğlan gittin. Haydi cezaevi. Benim oğlan ha, iki tane bebeği var. Kendi de karısı Trabzon'da da. 37 yaşında. Oğlana 10 gün de ne sucu var, sivri cezaevi de yatıyor. Senin oğlan 10 gündür. Evet. Erdoğan'ın yeğeniyle tartıştığı evet, için ceza Ulus'ta. Evet, burada ortak yukarıda Ulus'ta. Biz 13 yaşında İstanbul'a geldim. Diye Tayyip. Biz Tayyip'e verdin. Tayyip bize ne yaptı? Tayyip bizim anamı avrat. Ana Tayyip. Yok, Tayyip ne yaptı? Tayyip ne yaptın? 15 tane oy ben Tayyip'e verdim. 5 oğlanım var, 5 gelin var, 4 tane kızım var. O zaman şehir belediye başkanıdır. Şimdiye kadar biz Tayyip'e verdik. Köpek gibi kapıya bağırıyor, çağırıyor. Hadi seçim, hadi seçim. Ben bu sefer verme, benim oğlan buraya çıkaracaksın. Çıkartma o. Nerede sabah, orada akşam. Benim oğlan bir elinde silah, bir çağırıyor. Bırak benim oğlan çıkart. 10 gün sonra 2 tane bebeği var. 2 tane bebek kim bakacaksın? Oğlan, fidala bıçak silah da arasıktır, kesilmiş. Götüye kulağını ısırdın. 10 kişi bir kişi ne deme. Ben 10 kişi sana başına toplayayım. Sen ne yapacaksın? Lan sen ne yapacaksın? Tayyip, ben bağırıyorum, çağırıyorum bırak Tayyip. Yani söyle, Urus'ta benim çocuk kapka dövüş yaptı. İsrafil Gümüş, o biliyorsun. Bırak benim oğlum cezaevinde çıkar. Çıkartma, kendi karı zararı düşün. Yaptık hadi. O kulağı tutuyor. Birisi diyor, hadi cezaevi. Hala sen cezaevine girsin. O zaman da biz verdik. O zaman Taksim tarla başı cinganın yerine de oturmuş. Tayyip iyidir. Ama benim ağzımı açma. Açacaksın, ben çok kelime konuşacağım.
Sağ olun. Allah'ını severse bu televizyona ver. Allah'ını sever sana kurban olayım. Tamam. Komünist, komünist dedi. Zaten hayat bağlıdır. Bizim Türk millet utanmaz, utanmaz. Nankördü böyle böyle. Şorba için raf satır, pirinç için satır, makaleme için satır, para için kendi haşada namusa satır. Sağ olun hocam. Buyur abla. Allah'ını seversin ver. Ver bu televizyonu. Allah'ını seversin. Tamam. Selamun aleyküm. Şimdi şöyle bir şey. Yani ben de Tayyip Erdoğan'a oy veriyorum. Ama şu an şunu beğenmedim. Benim eşim vefat etti. 2 sene oldu vefat edeli. Benim aldığım maaş şu an 8 oldu. Ev sahibimden başım dertte. Emeklisiniz. Emekli de değilim. Dul maaş alıyorum. Tamam. Ne kadar alıyorum? 8 bin. Ev sahibi ne istiyor? 12. Ev sahibi beni dışarıda çıkartmaya çalışıyor. Ben nasıl yani başka yere de taşınamam? Şunu beğenmedim. Hani 40 yaşındakilerini emekli yaptılar, bizimkini düşürdüler. Yani aslında orada hata yaptı devlet. Onu düzeltmeleri gerekiyor. Tamam onlara da verseler ama daha sonra. Bizim ne oldu bu seferine? 8 binden ben nasıl geçineceğim, nasıl ödeyeceğim kiramı? Yani bizi yani en azından askeri ücreti kadar bize de zam yapsınlar yani. Ben onu istiyorum. Yani askeri ücreti kadar bize zam yapsınlar ki biz de geçinebilelim yani. Teşekkür ederim. Selam söyleyin yani. Son seçimlerde Erdoğan'a mı oy verdi? Evet. Pişman mı? Pişman değilim ama düzeltmelerini istiyorum. Düzeltmezse? Yani onu o zaman düşüneceğim. Bir görelim bakalım ne yapacaklar, ne edecekler ama Murat Kurum'a veririm. Yerel seçimde Murat Kurum'a mı? Evet. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben biliyorsunuz Kuyu AK Partiliydim. Bincişi olarak CHP'ye geçtik. Televizyonlarda da yayındı. Show TV'de yayınlandı. Bu Box'ta yayınlandı. CHP'ye geçtim. Neden geçtim acaba? Bu Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen. Üsküdar'ı gazze etmiş. Bizler Filistinli olmuşuz. Kendisi de İsrail Başbakanı Netanyahu mudur o olmuş. Bize zulüm yapıyor. 1 sene evvel, 2 sene evvel Hilmi Türkmen'e söyledim. O gün Murat Kurum geldiği zaman da söyledim. Hepsi diyor ki hiçbir mesele olmaz. Yalnız oy alamaz, edemez. Öyle mesele olur. Zabıta müdürü diyor, mavini diyor, bakana de, kime desen kaymakamlığa müracaat ediyorum. Mesele olmuyor. Kaymakam görüşmüyor. Yazılı bilgi vermişim. Televizyonda da yayınlandı. Hiç mesele olmuyor. Bu Hilmi Türkmen kazanamayacaktır. Oyumuz Üsküdar'da Sinem Dede taşıtır. Bizi dinleyecek, televizyonda söyleyecek, Ekrem İmamoğlu da sorunlarımızı dinleyecek, televizyonda söyleyecek, Özgür Özen de söyleyecek. Ekrem İmamoğlu dürüsttür, çalışkandır, centilmendir, dürüsttür, hırsız değildir. İnşallah kazanacak. Ondan sonra bu AK Partililere herkes hırsız diyor. Kazanamaz. Bak bunların yaptıkları ortada. Hilmi Türkmen bir zalimdir. Efendim siz nasıl durumlar? İyi Allah çok şükür. Her şey yolunda mı? Bence yolunda. Şikayet edenler niye ediyor? Bilemiyorum şimdi. Kendileri bilir ben. Müslümanız. Elhamdülillah. Müslüman Müslümanı kollayacak. Tabii kollayacak. Derdi tasası ne diye bakacak. Muhakkak. Tabii. Bakmıyoruz. O kendi bilir diyoruz. Nasıl olacak? Vallahi şimdi herkes kendi... Zor yerden sorduk. Kendisi sorumlu yani şimdi ne diyeyim. Komşusu açken tok yatan bizden değil. Doğru. Dur. Doğru dediğim ben. Hadi bakalım. Sınavdan geçemedik. Evet. Öbür tarafta sormazlar mı? Komşun aç. Kendi bilir dedin. Mehmet'e konuştun şahidim. Kayıt altında. Tamam da. Hadi bakalım. Aç. Komşu aç da. Hani komşu hangi komşu aç bana onu söyle. İşte az önce kendi dedin. Yani vallahi ekonomi çok kötü. Millet aç, halk aç, ekonomi. Dur abi Allah aşkına. Çok kötü. Millet aç, ekonomi çok kötü. Reklam gibi giriyor araya. Yüzünden kan fışkırıyor. Ne açsın be? Ya aç. Hiç bir şey bak. Hayır bir şey ya. Ben dışarıda kalan ne insanım. Ne için? Kaç tane üst giymişim. Aç böyle şey olur mu? Bak bak. Kaç tane üst giymişim. Aç insan da bunlar olmaz. Acız. Aç insan da bunlar olmaz. Bak.
Ne? Abi, ne olur tamam. Kazakın altında kaçtılar. Halkaç. Ekonomi, ekonomi kapçacı. Ekonomi kapçacı. Şuraya bak, haline bak Şükret. Bir abici. Hali çok kötü. Dayıcım tamam bir sakin. Şükretmekle bir şey olmuyor. Nesi? Şükreden şükreden bu duruma geldik. Hemen şükretmemiz lazım ama. Bir tepside 100 adet simit. Bir simit 10 lira. Demek ki bir emekli bir tepsi simit 100 adet simitle geçinecek. Yazık değil mi? O kadar. Abi var da sokakta kalıyor. Nasıl? Evet, abi, evet. Sokakta kalıyoruz ya. Aç susuzuz sokakta kalıyoruz. Durumlar abi, nasıl çok sokakta acı. Kalıyorsun ya? Yok. Sokakta kalması. Takip et bak kaldığı yeri ya. Niye ha, öyle konuşuyorsun ya? Mahallenin insanı biliyorum. Sokakta kalıyoruz. Durumlar çok kötü. Sakin. Ya nesi kötü ya Allah'ın seversen. Aç insan mı var ya? Üstü şöyle bir bak. Bana, bir bak memleketi. Abicim ne olur. Alıyor, abi çok teşekkür ederim. Hakikaten ediyor. Kaymakamlık, belediye sahip çıkmıyor. Üstelik de öldürüyorlar bizi. Abi, bir şey söylüyorum. Abi körlük yapma. Bak ya şu insanlara bak. Şuraya bak şu insanlara bak. Ben değilim. Ne açısın sen be? Kulakların bile kızarmış ya. Nereden açsın tabii sen? Tabii soğuktan kızarmış. Soğuktan kızarmış. Soğuktan kızarmış. Fazla yemekten evet. Kızarıyor. Bir şey Murat peki. Kurum. Murat Kurum. Abicim bağırma ne olur. Sakin. Murat Kurum. Tamam. Abi, var mı söyleyeceğin? Abi ne söyleyeyim benim yerime söylüyor. Abi bir saniye. 7 yaşına girmiş çocuğu 7 peki teşekkür ederim. Çok sağ ol. Durmuyor.